Turizm Bakanlığı'nın sırasında turizm cağlama... Kültür ve turizm, evet zaten soruyu öyle bağlayacağım. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sırasında turizm ağlamaz dediniz. 2016'da da çok feci bir pozisyondan Boğaz'dan çıkarttınız turizmi. Turizmde işte kültürü mü dediğim gibi yani kültürü mü önemsediniz, onu mu öne çıkartmak istediniz? Neyi başardınız o dönem içinde? Şimdi tabii neyi başardık, neyi başaramadık onu benim hani şey yapmam çok zor ama şartları ben söylemeye çalışayım. Uh-huh. Hangi koşullarda o görevi yaptığımızı. Bir defa ben ilkesel olarak bu bakanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak örgütlenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Uh-huh. Dediğim gibi ben memuriyete ilk olarak 1973 senesinde Rıfkı Danışman Rahmetli'nin Kültür Bakanı Emin Bilgiç'in de müsteşar olduğu dönemde Kültür Bakanlığı'nda başladım. Evet. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nı bilirim. Yani kurumsal yapısını, ortamını, işleyişini bilirim. Evet. Şimdi ben başından beri kültürle turizmin aynı bakanlıkta birleştirilmesinin doğru olmadığını savunuyorum. Buna mukabil hep kamuoyunda şöyle bir algı vardır. Efendim turizmden para kazanılacak bu kültüre yarar. Evet. Bütçe tekniğine aykırı bir şey. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir bakanlık ben şuradan şu parayı kazandım, onu şurada harcayacağım deme şansı yoktur. Kazanılanlar Maliye Bakanlığı'na gider, oradan bütçe yapılır, bütçeden de bakanlıklara dağıtılır. Yani ben kimseyi karıştırmıyorum. Bu kültürden turizmden gelen paralar kültüre harcanacak falan deme şansınız yok bir kere. Evet. İkincisi, turizm bir sektör. Onun ekonomiyle ilgili bakanlıkta olması gerekir diye düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Kültürün de illa bir şey olarak ayrı bir bakanlık olarak örgütlenmesi şart değildir. Milli eğitimin içinde veya bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle düşünürsek şimdi olabilir. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğu için bakanlar ve bakanlıklar da artık eskisi kadar bakanlık olmadığı için daha çok bir tür Amerika'dakine benzer devlet sekreterliği görevi gibi görüldüğü için oradan ama ayrılmasında fayda vardır. Evet. Bunu baştan beri söylüyorum. Vakıfların birleştirilmesini mesela ben hep önermişimdir. Evet. Şimdi o oldu. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü kültüre bağlanmış oldu. Benim bakan olduğum, Kültür ve Turizm Bakanı olduğum dönemde biz maalesef bu Rus uçağının düşürülmesinden kaynaklanan çok ciddi bir krize girdik. Evet. Çok bunalımlı bir dönemdi. Rusya birden şeyi bitirdi. Yani Türkiye'ye turist gelmemeye başladı. Antalya ona çok güveniyordu. Yani Antalya'nın turizm sektörü Rus turiste çok bağımlıydı. Hani şu oldu. Biz de bu o şartlar altında hani kötü komşu Ruslara kötü komşu demek istemiyorum da mal sahibi yapar derler ya. Yani biz de ne yaptık o zaman? Ha demek ki bizim bir veya birkaç şeye turizm alanına kendimizi hapsetmemiz doğru değil. Turizmimizi çeşitlendirmemiz gerekir. Yani hem pazar olarak çeşitlendirmemiz gerekir hem de deniz, kum, güneşten ibaret turizm anlayışını işte Türkiye'nin imkanları buna çok müsait. Kış turizmi var, inanç turizmi var, gastronomi turizmi var, tarih turizmi var, arkeoloji vesaire. Turizm alanlarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Pazarımızı da çeşitlendirmemiz lazım. O nedenle can havliyle işte Hindistan'a, Çin'e, Japonya'ya, Avrupa'ya tekrar Arap ülkelerine o güne kadar çok fazla hani Ruslar geliyor, İngilizler geliyor, Almanlar geliyor. Evet. Dolayısıyla fazla pazar sıkıntımız yok gibi algılanmış. Bu yanlış. Ve şimdi onun meyvelerini de şimdi görüyoruz zaten bu çeşitlenme. Şimdi Ruslar da geliyor artık. Evet. O da o problem de aşıldı. O problemi aşmak için de hakikaten Cumhurbaşkanı'nın o zaman çok ciddi gayretleri oldu. O dönemde biz mesela Moskova'ya gittiğimizde artık şeyin sonuna gelmiştik bu krizin. 2019'u Türkiye-Rusya ortak kültür yılı ilan ettik. Kültür ve turizm yılı ilan ettik. Filan. Dolayısıyla ben biraz
aslında gönlüm belki daha çok işin kültür tarafında olmakla birlikte o yaşanan kriz sebebiyle turizme de çok yüklenmek zorunda kaldım. İyi de oldu. Yani dediğim gibi bir sürü çeşitlenmeye ve şeye vesile oldu. Ama en zorlandınız. Belki de hani en çok hedef haline geldiğiniz bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Zorlu bir dönemdi ama başarıları da birbirine beraberinde getirdi. Yani Türkiye çağ atladı gibi başlıkları öne çıkarttık biz çünkü o dönem. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda sizi en çok zorlayan hadise neydi? Çünkü o dönem sessiz devrimler başlığı altında. Evet. Yani sessiz devrimlere benzettiğiniz yapılandırmalarınız oldu. Yani onlar nelerdi? İşte özel okulların statü sahibi olması, özel eğitime verilen önem. Bu sessiz devrimin çıkarttığı seslerde, arızalarda oldu mu sizce? Yani böyle tabii bir özeleştiriniz de var mı? Evet. Tabii oldu. Birincisi şu, yani bazı alanlar vardır ki o alanlarda yapılan doğru veya yanlış yapılan işlerin sonuçlarını hemen görmezsiniz. Evet. Eğitim bunların başında gelir. Doğru. Eğitim alanında bugün yaptığınız doğru bir işin semeresini 15 sene sonra alırsınız. Yani bugün eğitim sistemiyle ilgili yaptığınız bir düzenlemede, diyelim mesela bizim yaptıklarımızdan bir örnek olarak söyleyeyim. Bugün de devam eden, bizden önce başlayan, bizim devam ettiğimiz, bugün de devam eden okul öncesi eğitime verilen önem. %27'den almışız, %70'ten üzerine çıkarmışız. Şimdi %100'ü hedefliyoruz. Ve bütün eğitimciler diyorlar ki, eğitim bilimciler, okul öncesi alınan eğitim çocuğun ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki hatta üniversitedeki performansına olumlu katkıda bulunur. Evet. Yani okul öncesi eğitim alanında almayan arasındaki fark ilkokulda, ortaokulda, lisede görülür. Ne zaman görülür? 10 sene sonra görülür. 15 sene sonra görülür. Diyelim benzer müfredatta yapılan değişiklikler aynı şekilde. Hemen görülmez bunların sonuçları. Çocuk üniversiteyi bitirecek, meslek hayatına atılacak, o zaman görürsünüz. Bunun gibi altyapıda çok büyük ciddi şeyler yapıldı. Derslik sayısında olağanüstü bir yatırım yapıldı. Ben tam rakamını şimdi söyleyemem ama bildiğim kadarıyla o günün koşullarında hükümetin bize verdiği imkanlar muayenesinde en fazla derslik yapılan dönem oldu. Ben bir özelliğimle çok övünüyorum. Yani bu kişisel bir başarı değil. Ben kendi cebimden yaptığım bir şey değil. Devlet, hükümet o zaman bu imkanı Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği için ben Cumhuriyet tarihinin en çok öğretmen atayan bakanıyım. Çok. Bu rekoru kırmak mümkün değil çünkü artık o kadar açık yok. Ve bundan sonra inşallah hiç o kadar açık olmayacak. Olacak, 270 bin küsür. Yani bu az bir çok rakam değil. Çok büyük bir rakam. Evet. Bunu ben yabancı meslektaşlarımla, Milli Eğitim Bakanları'yla falan konuştuğum zaman inanamıyorlardı. Acaba yanlış mı telaffuz ediyoruz rakamı diye tekrar söyle, tek tek söylüyorduk. Evet. 270 bin falan diye. Evet. Dolayısıyla ama en önemlilerinden bir tanesi bu dershane soygununa ve onun üzerinden yürüyen Fethullahçı komplolara dur demiş olmamızdır. Dershanelerin kapatılması, dönüştürülmesi ve kapatılması o dönemin en önemli bence başarılarından biridir. Bu başarı tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil, bir ekip olarak tabii Milli Eğitim Bakanlığı, oradaki bütün mesai arkadaşlarım hakikaten çok ciddi gayret gösterdiler. Başbakan tabii başta bu işe çok sahip çıktığı için, bu işin arkasında durduğu için, hükümet arkamızda durduğu için, biz bakın yapılan işin gerçekten nasıl bir tabiri iş olduğunu var, anlamak için 12 Eylül Kenan Evren Cuntası, Kenan Evren darbesi, yani 12 Eylül darbesinden sonra askeri yönetim döneminde, yani Kenan Evren ve arkadaşlarının astık kestik olduğu dönemde bile kapatamamışlardır. Fethullah'ın okullarını. Dershaneleri. Dershaneleri. Kapatamamışlar. Biz kapattık. Evet. Bu önemli bir hamleydi. Evet. Zaten ondan sonra patladı bir sürü şeyde. Tabii, tabii. Yani, İşte ben doğru sormadan edemeyeceğim. Yani mücadelenin ana başladığı nokta, ana halteri orasıydı ama sonrasında Silivri'deki dava darbe girişimlerini girişimi davalarını izlediniz. Fakat 15 Temmuz tutuklularının bir tanesinin bile deyim yerindeyse pişmanlık hali sergilemediğini, kuyruğu hala dik tuttuklarını ifade ettiniz ve senaryolarına da devam ettiklerini. Evet. 15 Temmuz'da belki milli eğitim politikaları gibi çok sonra
anlaşılacak ve toplumda yerini alacak ama evet. şu an gelinen aşamada mücadeleleri müsterih misiniz? Her şey olması gerektiği gibi mi ilerliyor? Orada da yani yapılanlar var, yapılamayanlar var. Ama önce o dediğiniz davalardaki havayla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Ben sadece Silivri'de değil, Sincan'daki davalarda da başka milletvekili arkadaşlarımız da gidiyorlar. Ben de gidiyordum. Hala da gidiyoruz. 15 gün önce yine Sincan'daki jandarma davasına gitmiştik. Evet. Hepsinde gördüğümüz ortak özellik yazılı savunma yapmaları. Bu yazılı savunmalar standart. Tabii, belli şablonlarla hazırlıklı. Yapılıyor. Ve özellikle Silivri'de orada çok başlangıçta çok görüyordum. Yani sanıklar özellikle davaları izlemeye gelen şehit yakınlarını ve gazileri ve mahkeme heyetini tahrik etmek için çok ciddi ve sinsi bir üslup kullanıyorlar. Bunun amacı şuydu. O zaman da orada da söyledim ben çıktıktan sonra basına yaptığım açıklamada da. Bunlar yani inanılmaz soğukkanlılıkla senaryolar icat ediyorlar. Adam Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmiş, görevi olmadığı halde. Akademide görevli. Kuleli Askeri Lisesi'ne gidiyor. Oradan şeye gidiyor, Üsküdar'daki Kışla'ya gidiyor. Oradan 1. Ordu Komutanı'nın lojmanına gidiyor. Ve bütün bunları, efendim bir terör saldırısı şeyi aldık, ihbarı aldık, onun için gidiyorduk filan gibi. 1. Ordu Komutanı'nın evine manevra elbiseleriyle tam teçhizatlı gidiyorlar. Hakim soruyor, yani niye gittiniz oraya? İşte ona haber vermek için, bir haber varmış da ona haberi ulaştırmak için gittik. İyi peki ne yaptınız? İşte gittik. Kardeşim niye 3 kişi gittiniz? Niye elinizde otomatik silahlarla gittiniz? Ne olur ne olmaz diye gittik. Peki nasıl girdiniz? Efendim arkadaki balkondan mutfak kapısını atlayarak içeriye girdik. Bakın yani şey, onu niye söylemek zorunda? Çünkü kamera görüntüleri var onların, onu inkar edemiyor. Efendim niye öyle yapıyorsun? Biz de genellikle bir sürpriz olmasın diye öyle yaparız. Bu kadar yani hakikaten dinleyenleri çileden çıkaracak. Oradan bir şehit yakınının veya gazinin veya mahkeme heyetinin ya ayıp bu kadar filan diye müdahale etmesine sebep olacak ifadeler veriyorlar. Bu tahrik arkasında şu var. Daha sonra bunlar tabii tutanaklara geçecek, mahkeme tutanaklarına geçecek. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittikleri zaman efendim gördüğünüz gibi bize savunma yapma şansı vermediler. Orada şehit yakınları diye birileri vardı. Bizi baskı altına aldılar. Gazi diye birileri vardı. Onlar bize sövdüler. Mahkeme heyeti yeter bu kadar saçmalama diye beni susturdu diyebilmek için bu tür tahrikler yapıyorlardı. Evet. Ama çok şükür ilk başta biraz bu oyuna gelir gibi olma ihtimali görünen şeylere yapılan uyarılar sonucu şehit yakınlarına, gazilere. Ben de o açıklamayı zaten onun için de yapmıştım. Yani aman bu oyuna gelmeyin, sessizce sonuçları bekleyin. Tamam davalar yanlış yavaş yürüyor olabilir ama hukukun teknik kurallarına uymak zorundalar. Çünkü bunların bütün stratejisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek daha sonra. Tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de neyin ne olduğunu buradaki kadar iyi bilemeyebileceği için belki oradan bir şey tuttururuz diye bu oyunu oynuyorlar. Hala bu oyun sürüyor. İkinci bir şey de orada söylediğim bir şey daha vardı. Aynı gün orada Cumhuriyet Gazetesi yazarlarıyla ilgili orada da söyledim. Bu gazetecilerle ilgili davaların böyle tutuklulukla falan tutukluluk olmadan yürütülebilecek davaların tutukluluk olmadan yürütülmesi gerekir. Tutukluluk bir tedbirdir. Gazetecilerle ilgili davalarda bu tedbire ihtiyaç yoktur. Ama Fethullahçı örgüt mesela Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına ilişkin davayı da kendi davalarıyla birlikte zikrederek tanıtıyor yurt dışında. Yani biz de onlar gibi sadece şu şeylerle ve haksız yere tutuklandık. Verilmek istenen şey bu. Evet. Neyse mahkemelerde daha sonra zaten o davaları birbirinden ayırdılar ve ona uygun bir yargı süreci yürüdü diye biliyorum. Tahliyeler falan oldu daha sonra. Peki mesela şimdi FETÖ silahlı örgütleriyle değil ama siyaseten aktif durumda diyebilir miyiz? Yani FETÖ oyununa devam ediyor diyorsunuz şimdi evet. Sayın Bakanım.
davalardaki şeyi söylemek evet, istedim. Evet, söylediniz. Ama tabii ki yani bunların yurt dışında çok ciddi bağlantıları var. Bir defa bu örgütün, bu yapılanmanın Türkiye'ye mahsus bir yapılanma ve Türkiye'den kaynaklanan bir yapılanma olmadığını iyi bilmemiz lazım. Bunlar belli istihbarat örgütleri tarafından mayalandırılmış, kullanılan ve kullanılmaya devam eden beşinci kol faaliyetleridir. Bunun arkasında Amerikan istihbaratının bir kanadı vardır, Alman istihbaratı vardır, Alman istihbaratının içinde bir grup vardır. Başkaları da vardır. Yani Kanadalı, Norveç, ben böyle rastgele isimler veriyorum ki, şimdi vay bize hedef gösterdi demesinler diye. Yani hiç alakası olmayacağını düşünebileceğiniz ülkelerin istihbarat teşkilatları dahi bunlarla bunları kullanıyor. Evet. Bunlara sorarsanız onları kullanıyor. Peki mesela bir... FETÖ'nün Türkiye siyasetine etkisi. Yani bugün mesela Erdoğan'ı göndermek için Türkiye haritasından silmek için gösterdikleri çaba siyaset üzerinden sürüyor olabilir mi? Her şey üzerinden sürüyor. Hı-hı. Sadece siyaset üzerinden değil, ekonomi üzerinden de sürüyor. Evet. Boş buldukları her alanda bu çabalarını sürdürürler. Hı-hı. Sürdürürler. Evet. Şimdi Sayın Bakan. Ancak burada şunu da söyleyeyim. Yani bizim de bu mücadeleyi çok dikkatli yapmamız lazım. Çok dikkatli yapmamız lazım. Her zaman o dikkatin gösterilmediğini de bir takım savruk mahkeme kararlarında, iddianamelerde görüyoruz. Evet. O olmaz. Bazıları, şehit yakınları bile, yani sizin bizim aklımızın almayacağı tepkiler veriyor. Şimdi son sorum. Enformatik cehaletin çıkış noktası aslında sanayi toplum teorisi. Ya yani o nasıl geliyor? Tarım politikalarından makineleşmeye geçiliyor. İlerlemeci geçişler yaşanıyor. Ardından sınıf çatışmaları ve liberal demokrasinin de yükselişi şeklinde tezahür ediyor. Bunlar ne yapıyor? Bu geçişler dünya tarihine yön veriyor. Biz de tabii bu yön verişten etkilenen bir ülke haline geliyoruz. Şimdi biz bu hızlı büyümeye ne kadar ayak uydurabiliriz? Yani büyük ve güçlü Türkiye sloganları atarken sizin 1960'larda karşı oluşuma tanıklık ettiğiniz yıllara şöyle baktığımda hızlı büyümenin bizim gibi bir toplum için dengeyi şaşırmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii bu kavramların hepsini uzun uzun tartışmamız gerekir. Yani kalkınmadan ne anlıyoruz, büyümeden ne anlıyoruz? Yani büyümeyle şişme arasında, yani hormonlu şişme, hani tarımda bile görüyoruz onu değil mi? Bir sağlıklı büyüme var, bir de hormonal şişmeler var. Ve bu tür hormonal uygulamaların da nelere mal olduğunu hemen her alanda görüyoruz. Şimdi bu başka alanlara da tatbik edilebilir. Yani niceliksel artış, yani kemiyet artışı, sayısal artış her zaman niteliksel artışa denk gelmeyebilir. Niteliksel artış işareti olmayabilir. Yani biz sayısal olarak büyüyor olabiliriz. Ama niteliksel olarak o büyümenin içini yeterince dolduramıyor olabiliriz farklı alanlarda. Onun için böyle kafadan hemen şu kadar büyüdük derken o rakamlara dikkat etmek lazım. Evet. Sosyal politikalarda özellikle nitelik çok önemli. Evet. Yani bu insan bedeni için bile aynı şey söz konusu. Evet. Yani büyüdün tamam. 1.80'e geldin ama onunla mesela iyi basketbolda oynuyor musun yoksa sadece büyümek mi? Anlatabiliyor muyum? Tabii. Bu büyümenin bir şeye tekabül ediyor olması lazım. İçinin altını doldurulmuş olması lazım. Evet, olumlu bir şeye dönüşüyor. Davranışı da beraberinde getiriyor olması lazım. 60'lardaki hikaye orada Herbert Marcuse'ye çok gönderme yapıyoruz. 68 olaylarından ötürü. Evet. Bence mesela Marcuse'de iyi okunması gereken düşünürlerden biridir. Evet. Gerçi şu da var. Batı'dan bize de sirayet etti bu hastalık. Biz bazı düşünürleri çok çabuk anakronik hale getiriyoruz. Yani çok çabuk artık onun modası geçti. Evet. Falan. Öyle bir şey yok. Evet. Yani eğer adam
doğru bir şey söylüyorsa onu da geçmez. Evet. Şimdi Marcuse de öyle. Ben bilmiyordum. Kulaklar çınlasın Mustafa Tahralı hocamızdan öğrendim. O yıllarda Fransa'da olduğu için birinci elden tanıklığı var. Mesela diyor ki 68 olayları sırasında Paris'te öğrenciler arasında Marcuse'nin kitapları tamam çok revaçtaydı, çok iyi okudu ama mesela Genon'un da ucuz baskıları yapıldı o tarihte diyor. Evet. Yani Genon'u okumuş bir 68'li bana çok heyecan veriyor açıkçası. Evet, evet. Sizin çok önerdiğiniz güzel kitaplar var kitabın içinde dahi. Evet. Şimdi Sayın Bakanım, enformasyon devriminden söz ediyoruz ama bunun yanında genetik, biyolojik devrim de var. Evet. Hatta enerjiyi içine alan, güneş enerjisinin içine alan enerji devrimi de var diyorsunuz. Fakat şu anda yeni gündem maddelerinden bir tanesi evangelistlerin kıyamet savaşları falan diye bir teori ortada geziyor. Sizce bunların hepsi bir arada mı gerçekleşecek? Şimdi kıyamet savaşı. Başka benim alanıma gir. Yok yani onu da birileriyle konuşsanız iyi olur. O enteresan bir konudur. Güzel bir konu. Ve gerçekten Amerika'da, Amerikan siyasetinde... Evet. Şimdiki başkan yardımcısı da dahil olmak üzere hiç ummadığınız yerlerde bunların etkileri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani ya böyle saçmalık olur mu? Kim buna inanır deyip geçmemek lazım. Üzerinde durulması lazım. Onları da ciddi manada takip etmek lazım, değerlendirmek lazım. Bunun değişik versiyonları bizim kültürümüz bu tarafta da vardır. Uh-huh. Yani mesela İran'da da o tür... Yani kıyamet savaşları senaryosuna yatkın zihinler orada da var. Tabii. Amerika'da da var. Evangelikler de Amerikan siyasetinde gerçekten etkilidirler. Eskili. Yani son hazır açıklanan şeyde İsrail Filistin planında Trump'la Netanyahu'nun birlikte açıkladıklarında evangelik Siyonist işbirliğinin büyük şeyi var, etkisi var. Dolayısıyla onlar ayrı konuşulmalı ama ben şimdi onların şeyine girmeyeyim yani ayrıntılarına. Aha. Biraz önce hani her konuda ahkam keser. Kesme. Durumuna düşmeyelim. Evet. Durumuna düşmeyelim. Evet. Öteki neydi sorunuz? Devir. Yani evet. Ama diğer teknolojiler. Evet. Zaten bu teknolojiler böyle steril ortamlarda gelişmiyor. Yani askeri teknoloji burada gelişirken tıp teknolojisi başka bir yerde, öteki başka bir yerde olmuyor. Bunlar birbirleriyle çok iç içe alanlar. Yani pekala genetik teknolojisindeki bir yeni yönelim orada kalmıyor. Diyelim askeri teknolojilerde de kullanılıyor. Hı-hı. Veya askeri teknolojiler sırasında ortaya çıkan imkanlardan veya şeylerden biri, potansiyellerden biri pekala medikal teknolojide de kullanılabiliyor. Ve son zamanlar daha önce yani mesela özellikle bu uzay araştırmalarının işte mutfakta kullandığımız taflon tavaya varıncaya kadar pek çok alana yansımaları olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Şimdi son sorum. Alternatif toplumların kapalı toplumlar olduğunu söylüyorsunuz kitapta. Ama kendi içinde alternatifleri olan toplumların açık toplumlar olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şimdi Türkiye'nin çok önemli konularından bir tanesi bu aslında. Erdoğan sonrası Türkiye siyaseti nasıl şekillenecek? Erdoğan'dan sonra bir alternatif olmayışı Türkiye siyasetinin bizim kapalı toplum olduğumuz sonucuna mı bizi götürüyor? Ve bu durumu biraz daha şimdi açarsak. Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye genç bir ülke. Nüfusumuz genç. Türkiye kendi alternatifini kendi her alanda, sadece siyaset alanında değil, iş dünyasında da, sporda da kendi alternatiflerini üreten bir ülke. Öyle Türkiye'nin alternatif üretememe gibi bir sıkıntısı yok. 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 Tabii yani insanlar iki türlü bakıyorlar. Şimdi sizin verdiğiniz formülasyon üzerinden konuşursak, Erdoğan sonrası dendiği zaman buna iki türlü yaklaşım var. Bir, Erdoğan'dan kurtulduktan sonra diye bakanlar var. Veya Erdoğan'dan sonra biz ne yapacağız diye bakanlar var. Evet. Yani aslında olumlu ve olumsuz olarak bakıyorlar. Böyle tek bir siyasetçiye, tek bir lidere, tek bir kuruma,
tek bir üsluba endeksleyerek yarın ne olacak diye bakmak doğru bir şey değil. Evet. Yani her gün dünya yeniden kurulur. Dolayısıyla geçmişte de böyle zamanlar olmuştur. Yani şimdi işte tek parti bittikten sonra ne olacak? Demokrat Parti bittikten sonra ne olacak? Adalet Partisi bittikten sonra, Milli Selamet Partisi bittikten sonra ne olacak? Veya o dönemini tamamladıktan sonra veya ekonomide işte filanca holding batarsa evet. ne olacak? Türkiye her zaman kendi alternatiflerini üretme kabiliyetine sahiptir. Her ülke öyledir de evet. Özellikle bu son içine girdiğimiz dönemde bu alternatiflerin önü çok daha fazla açıldı. Evet. Yani şimdi ekonomik şimdi deyince Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken Tayyip Erdoğan ben 40 sene Cumhurbaşkanlığı yapacağım diye geçmedi ki. Evet. Yani nitekim yapılan düzenlemelerin birçoğunda da daha sonra bunun sağlıklı bir biçimde geleceğe taşınması için alınması gereken tedbirler. Bunların bir kısmı doğrudur, bir kısmı yanlıştır ama Türkiye orada yolunu bulur. İnşallah. Şimdi uluslararası yeni bir ekonomik düzenin kurulması yeni bir enformasyon düzeniyle yakından ilintili. Ekonomi deyince bu soruyu da atlamayayım istedim. Yani demiştiniz kitabınızda. Yani Türkiye'nin ekonomik gücünü elinde bulundurması da yine bu enformasyon düzeninde bir rol almasına mı bağlı? O da var, o da var ama onları konuşurken biraz önceki konu da dahil buna. Türkiye orada ne yapacak? Şimdi Türkiye diye böyle ister istemez konuşma kolaylığı olsun diye, anlaşma kolaylığı olsun diye biz sanki Türkiye diye bir şahıs var. O düşünüyor, şöyle yapayım diyor, böyle yapmayayım diyor, şu hamleyi yapıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir yani Amerika dediğimiz zaman da öyle bir tane Amerika yok. Amerika'nın içinde çeşitli kurumlar var. O kurumların kendilerine göre yapmayı düşündükleri, yapabildikleri, yapamadıkları var. Bunların etkileşimlerinden, bileşimlerinden, sentezlenmelerinden ortaya bir takım şeyler çıkıyor. Şimdi Türkiye dediğimiz zaman da hangi Türkiye'den bahsediyoruz? Evet. Şimdi İstanbul'daki iş adamlarıyla Malatya'daki iş adamları aynı Türkiye'den mi? Yani aynı Türkiye'yi mi konuşuyorlar? Evet. Yani birinin çok iyi oldu dediği bir şeye ihracatçılar için turizmciler mesela son döviz şeyinden turizmcilere sorarsa başka şeyler söylerler. Yani ya dolar aldı başını gidiyor dediğiniz zaman diyelim ithalatçılar başka bir şey anlar, ihracatçılar başka bir şey anlar, turizmciler başka bir şey anlar, yurt dışına gidenler başka bir şey anlar. Evet. Dolayısıyla öyle tek bir kimlikten bahsetmeden Türkiye'de de bu karar mekanizmaları kendi içinde dengelenerek yolunu açar. Yani Türkiye'de bir parçalardan oluşan bir bütün. Tabii. Aynı zamanda dünyanın bir parçası. Her şey öyle. Evet. Evet. Bunlar çok karmaşık ilişkilerle oluşan karar süreçleridir. Evet. Bize düşen de bu karar süreçlerine kendi doğrularımız nispetinde katkıda bulunmaya çalışmak. Evet.